Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz iş hukuku uzmanı Ahmet Sait Ceylan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ahmet Sait Ceylan 1976 Samsun'da doğdu. Hayatının esas dönüm noktası 96 yılında İstanbul'da üniversiteyi kazanmasıyla başladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi hayalimizdeki olan yerlerdendi. Hukuk Fakültesi okurken memuriyetle beraber çalışma hayatını devam ettirdik. Hukuk Fakültesi bittikten sonra resmi kurumlarda, belediyelerde hukuk müşaviri ve insan kaynakları müdürü olarak 2004 yılından itibaren alanımızı belirlemiş olduk. Yaklaşık 18 yıldır insan kaynakları üzerine kamu ve özel sektörde uzmanlığımızı geliştirdik. En son Türk Hava Yolları şirketi olan Turkish Ground Service'te insan kaynakları müdürü olarak görev yaptım. 7000 kişiyle başlamış olduğumuz insan kaynakları yöneticiliğimizi 17000 kişinin süreçlerini yönetmekle devam ettik. Bu arada Gelişim Üniversitesi'nde 2 dönem insan kaynakları bölümüne iş hukuku derslerine, ticaret hukuku derslerine girdim. Yaklaşık 21 tane üniversitede gençlere gelişimleri yönünde, havacılık sektörü yönünde seminerler verdim. Bu psikoloji öğrencileri, havacılık yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi bölümdeki öğrencilerle yaklaşık 15 bin kişiye yakın seminerlerimizi vermiş olduk. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. İşiniz hakkında biraz daha detaylı bilgi verir misiniz? Esasen iş hukuku uzmanlığından bahsedeceğiz ama şu anda son yaptığım iş arabuluculuk. Aslında ben birkaç meslek ve birkaç kurum değiştirerek ben heyecanımın olduğu yerde çalışmayı devamlı tercih etmişimdir. Heyecanım bittiği yerde yeni bir alana doğru gitmişimdir. İş hukuku ile ilgili süreçleri hepsi aynı dalda. Ancak en son yaptığım arabuluculuk. Arabuluculuğu severek yapıyorum. Arabuluculuğu farkındalığını ilk olanlardanım. Ve yoğun bir şekilde de arabuluculuk sürecini yürütüyorum. İşim nedir? İşim şu, özellikle uyuşmazlık olan bir konuyu tarafları birlikte bir araya getirerek karşılıklı kendilerinin görüşlerini alarak ortak bir menfaatte anlaştırmaya çalışıyoruz. Arabuluculuğu severek yapmamın en çok şeylerinden birisi iletişim teknikleriyle karşılıklı mutluluğu yakalamış oluyoruz. Kişiler daha mutlu, daha güvende. Çünkü Adalet Bakanlığı arabuluculuk müessesesiyle aslında kendi iş yükünü hafifletmiş oluyor. Ancak diğer taraftan tarafların eline güçlü bir belge veriyor. Çünkü arabuluculuk müessesesi Adalet Bakanlığı'nın bizlere vermiş olduğu özel eğitim ve sınavlarımızın neticesinde mahkeme kararı hükmüne geliyor. Bu güçlü evraka kişiler kendilerini daha güvende hissediyorlar. Bu da tabii ki ciddi anlamda toplumun dostane bir şekilde kalmasını, birlikte dostane bir şekilde iletişimlerinin devam etmesini, ticaretinin devam etmesini sağlayan bir husus. O anlamda Adalet Bakanlığı'nın bu süreci şu anda daha da geliştirme durumu söz konusu. Önümüzdeki günlerde Eylül ayından itibaren kiralar gelecek. Zaten 12 dala ayırdılar bizi. 12 ayrı uzmanlık alanı var. İş hukuku, ticaret hukuku, spor hukuku, sağlık hukuku gibi konular var. Yani alakasız bir şey düşünebilirsiniz ama kişiler arasında menfaatleri odaklandırabileceğimiz uyuşmazlıklar kendi rızalarıyla olan, kendilerinin istediği şekilde olan bir durumda her türlü iş arabuluculuğa gelebilir. Arabuluculuk şu anda bazen zorunlu olsa dahi tarafların iradesine bağlı olduğu için ihtiyari bir durumdur. İhtiyar olmasından kaynaklı olarak da çok kısa bir örnek vereyim. Miras sözleşmesi diye bir şey hiç kimsenin gündeminde değil. Önceden baba yaşarken bu konuları konuşuyor, her şeyi veriyor ama öldükten sonra sıkıntılı bir durum oluşuyor. İşte bunları anlaşma esnasında arabuluculukla yapılırsa her tarafın elinde güçlü bir belge olacak. Çünkü bizim belgemiz noterden daha güçlü, mahkeme kararı hükmüne gelecek bir durumdadır. O anlamda arabuluculuğu hukuk fakültesi mezun olmak, eğitimini almak, sınavını kazanmak. Sınavı bu dönemde çok gündem oldu ve zorlu bir sınavdı. Biz ilk alanlardan olduğum için biraz daha kolay geçti. Ve çok başarılı bir şekilde Adalet Bakanlığı bunu yürütüyor. Bunu illa işverenler yönünden değil de işçiler de şunu bilsin. Hiçbir zaman ben işçi işveren uyuşmazlığı konusunda uzman olduğum için
kişiler ciddi anlamda ya acaba bunu yaparsak ne olur? Yani özellikle elindeki bir mahkeme kararıyla işverenden hakkını daha fazla alabileceğini bilirse işçiler yönünden de daha güvende olduğunu farkına varacaklardır. Kesinlikle. Peki işinizin zorlukları nelerdir? İşimizin zorlukları aslında pek yok. Neden yok? İletişime kapalı olan kişilerle ilgili biraz sorunumuz var. İletişime kapalı olmak da bir de şu var, başarının arkasında bilgi vardır. Bilgi varsa ve iletişimde de güçlüyseniz o kişi, kapalı kişiyi açabiliyorsunuz. Hı hı. Genel anlamda kişiler menfaati neredeyse oradalar. Menfaatini buldukları zaman oradaki patronu da kıssalar, tamam arkadaş aldım hakkımı helal hoş olsun diye ayrılabiliyorlar. Dolayısıyla iletişime kapalı olan kişiyi ilk önce bir çözüyoruz. Göz hizasında tutuyoruz. Gerekirse hareketlerimizle, gerekirse kendisiyle ilgili tavır ve davranışlarıyla veyahut da biraz içeriği kendisini dökmesini sağlıyoruz. İçini döktüğü zaman bir şeyler yakalıyoruz. Onun üzerine yürümeye çalışıyoruz. Ama genel anlamda iletişim de sevdiğim için kişilere dokunmayı, kişilerle ilgilenmeyi, ruhuna dokunmayı sevdiğim için o anlamda çok da zorlukları görünmüyor. Ama bir de şu var, avukatlıkla arabuluculuk anlamında kıyaslarsanız avukatlıkta süreç 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sürebiliyor. Adalet Bakanlığı'nın bazı noktalarda sıkıntıları uzun sürmesinden dolayı, hakkı teslim etmesinden dolayı. O anlamda zorlukları çok da bir şey yok. İletişime kapalı olanları açtıktan sonra yine ikna ediyoruz ve anlaştırıyoruz diye düşünüyorum. Çok güzel bir alternatif gerçekten. Hukukun evet, hızlı işlemesini sağlıyor. İsmimiz de şu, alternatif uyuşmazlık çözümleri diyor. Sadece bu yok. Biliyorsunuz uzlaşma var ceza hukukuna evet, ilişkin. Bunun gibi kalemler var. Neyse. Dolayısıyla Adalet Bakanlığı'nın bu açılımıyla aslında toplumun refahı, mutluluğunu çok sağlamak önemli, için güzel bir durum var. Kesinlikle. Peki işinizin keyifli yanları? İşte kişiler anlaştılar, hakkını aldılar. Bunlar mutlu ediyor insanı. İş hukukunda biraz dönersem, iş hukukunda çalıştığım için 18 yıllık ikisi birlikte yürüyor. Kişileri istihdamı mesela çok mutlu eder beni. Yani bu abartı bir rakam değil. 2000'in üstünde, belki 3000'lere yakın bir şekilde tanıdığımız çevremizden kişileri işe şey yapmış olduk, yerleştirmiş olduk çevremizdekiler, tanıdıklarımıza. Dolayısıyla onların dualarıyla ayakta olduğumu düşünüyorum. Bu beni mutlu ediyor. Keyifli yanı bu. Arabuluculukta da uzun zamandır alamadığı, bakın kiralar gelecek, çok ciddi sorunlar. Şu anda Türkiye'nin gündeminde çok büyük sorunlar. Biz bunları anlaştıracağımıza inanıyorum. Zaten aslında anlaşacaklar da haktan, hukuktan bahsederken aslında menfaatlerini göz ardı ediyorlar. Biz bunları sağladığımız zaman işte o zaman toplumun refahı gelecek. O kadar gündem olmamış olacak. Bu anlamda iyi olacak. Dolayısıyla mutlu olduğumuz yer kişi mutluluğu diyelim. Ve kişilerin duası da bizim için çok önemli. Evet. Manevi bir tatmin bu. Bu işte ruhumu doyuruyor benim. Yani ruhu doyurmuş olmak tabii güzel bir şey. Yardım ediyorsunuz çünkü insanlara, ne kadar güzel. Özür dilerim. Bir örnek de anlatayım. Tabii. Gerçekten özellikle istihdam dedik. Engelli istihdamı. Çok yani, önemli. Annesi, kazandırmak, toplamak. Annesinin öyle güzel duygularla anlattığı tabii, bir durum var ki engelli istihdamda kişiyi kazandığımızı, ATM'den para çektiğini o kadar güzel anlatıyorduk. Hani kitap bile yazmış. Çok mutlu oldum. Böyle heyecanlı şeyler yaşadık. Tabii duygularımızı sevindiren. Böyle güzel yanları var yani. Çok güzel. Sizce başarı nedir? Başarı çalışmaktır. Başarı iletişimdir, başarı tecrübedir. Ben başarıyı bu üç kalemde şey yapıyorum. Çünkü çalışmayınca başarıyı yakalayamazsınız. Yani arı gibi çalışmaktır. Yani başarının kelime köküne indiğimiz zaman arı gibi çalışmaktır başarı. Çalışmazsanız bir yere varamaz. Ama çok çalıştınız, iletişimiz zayıfsa, kendinizi de tanıtamıyorsanız bu da bir şey yaz. Çünkü başarının anahtarı çalışmakla geçer. Anahtarıyla açtınız, örnek veriyorum bir odaya girdiniz. Odalara girmeniz için de iletişim burada ne var diye. O kapıyı tıklamayı bilmiyorsanız, o kapıyı açmayı bilmiyorsanız iletişimimiz kapalı. Dolayısıyla sizin çalıştığınızı kimse bilmemiş oluyor. Bu iletişimle çok güzel yerlere gelebiliriz. Peki iletişim artı çalışmak geldi bir yere. Bir noktadan sonra tecrübe. Bakıyorsunuz bakış açınız değişiyor. Benim 2004'teki ilk müdür olarak yöneticilik görevimle sonraki yaptığım yöneticilik görevim bakış açısında çok dağlar kadar var. Ufak tefek de şeylere takılmışım. Halbuki daha yüksek şeylere takılmam gerekiyormuş diye ciddi anlamda bunu şey yapmıştım. Ben üç kalemde başarıyı tanımlayabilirim. Bu anlamda başarıyı sürdürülebilir olmak için de tecrübeyi ciddi anlamda takip etmek gerekiyor. Çok güzel.
geleceğe dair vizyonunuzdan, hedeflerinizden bahseder misiniz? İş hukuku benim bir alanım oldu. Hani hukukçularda çok alan vardır. Ticarettir, boşanmadır falan, başka konular vardır. İş hukuku mutfağında çalıştığım için, istihdamından mutlu olduğum için seviyorum. İş hukuku uzmanlığı konusunda şirketlere hizmet de veriyoruz bu anlamda. Bu çerçevede arabuluculuk konusunda daha çok kişiyi mutlu etmek. Örnek veriyorum, ben ayda 150-200 kişiyle görüşme yapıyorsam arabuluculuk konusunda, tabii ki 500 kişiyle görüşmek isterim. Her şirketin bunun farkında olmasını sağlarım. Bakın, arabuluculuğun ilk çıktığı 2015-16-17'li dönemlerde çok meslektaşım da dahil olmak üzere arabuluculuğa bakış açısı çok basit veya da nedir falan denildi. Ama bunu anlattıkça, kişiler ikna oldukça bu arabuluculuğa daha fazla yatkın olmaya başladılar. İşçiler de gelmeye başladı artık. Bu bizim artık bunu anlatabildiğimiz, bunu öğrendiklerini görmüş oluyoruz. O anlamda vizyonel anlamda ileri süreçlerde ya belki de tüm Türkiye'ye hizmet etmek diyebiliriz ama çok büyük hedef olur. Elimizden geldiğince tüm insanlara hizmet etmek istiyoruz. Harika. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? İş hukuku, insan kaynakları süreçleriyle ilgili, özellikle genç arkadaşlarımız dinleyecekse bu şeyi, özellikle kendilerini insan kaynakları süreci konusunda yetiştirmeleri, Bodro eğitimi, diğer istihdama ilişkin eğitimleri almaları ve bunun yanı sıra gerçekten okurken dahi çalışmalarını, tecrübe kazanmalarını, boş vakitte kalmamaları. Çünkü boş vakit insanı ruhsuzlaştırır. Çalışmak daha insanları mutlu eder. Yani çalışmaya yönelik kendilerine yer bulmalarını çok böyle keyfek eder. Kendilerini boş vakitlerde vakit kaybetmelerini istemem. Bu anlamda özellikle genç arkadaşlarıma genç yaştan itibaren çalışmaları konusunda, tecrübe kazanmaları noktasında şey yaparım. Arabuluculuk konusunda da özellikle kişiler menfaatlerinin olduğu yerde hiçbir şekilde patron da dahi olsa, eşi de dahi olsa birbirlerini kırmamaları gerektiğini, mutluluğu yakalamak için birbirlerine sarılmaları gerektiğine inanıyorum. O anlamda ellerinden geldiğince birbirlerine güvensinler ve sarılsınlar. Harika bir mesajdı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Ve daha nice başarılar diliyoruz. Değerli vakitlerinizi ayırdığınız için biz de teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Çok mersi. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.